Hafta içerisinde uzak durun denilen altcoin'lere şöyle bir göz atacağız ve bunlar neymiş, ne değilmiş diye bakacağız. Aşağı doğru devam ederken şöyle Floki var, Helium, Kadena, Eng vesaire gibi kripto paralardan bahsediyor. Diyor ki önümüzdeki hafta bu 5 altcoin'den uzak durun bakalım. Kripto para piyasası çoğu altcoin projesinin artan dalgalanma sergilemesi nedeniyle yaygın belirsizlikle çalkantılı olmaya devam ediyor. Artan dalgalanma yok. Yani şu an bir volatil ortam yok. Aksine çok düşük bir ortam var. Fakat bununla da birlikte şunu söyleyeyim. İlerleyen günlerde bu biraz artabilir. Çünkü ABD verileri açıklanacak. Ardından Fed yetkilileri konuşacak. Tabii beraberinde TÜFE açıklanacak gibi bir süreçten geçeceğiz. Gerçekten de piyasa önümüzdeki günlerde potansiyel olarak fiyat ivmesini ateşleyebilecek önemli bir katalizörü hevesle bekliyor. Dediğim gibi şu anda ABD tarafındaki veriler bu noktada önemli. Bu sırada analist Paul piyasada düşüş eğiliminin ortasında önümüzdeki hafta uzak durulması gereken 5 altcoin projesini belirledi. Fakat yazıya başlamadan önce diyor yalnızca tahmin uzak durun diyormuş. Analistin listesinde ilk sırada Helium var, HNT. HNT biliyorsunuz bizde bir ara çok gündemde kaldı. İşte Özgür Demirtaş konunun üzerine bir konuştuktan sonra bir canlı yayın esnasında işte bir proje var, şöyle böyle çok beğeniyorum falan tarzında bayağı bir övmüştü. Konunun ardından spekülasyonlar çıktı. Ya şu altcoin mi, bu altcoin mi gibisinden çok konuşuldu. O da bir tweet atarak onun Helium yani HNT coin olduğunu dile getirmişti. Böyle bir süreçten geçildi. Hani bayağı bir övmüştü. Devamında Helium yani HNT coin Solana ağına geçiş yapması gerekçesiyle çeşitli borsalardan delist edildi. Başlangıçta tabii Binance US borsası üzerinde Helium'un delist edildiğini gördük. Bu tabii ki maalesef farklı taraflara da yansıdı. Hakeza Binance borsası globalde de aynı şekilde bunu açtı delist gerçekleştirdi diyebiliriz. Şu anda Coinbase'de, KuCoin'de vesaire var. Solana ağına geçiş yaptı diye neden delist edildi? Çünkü Solana güvenli bir ağ değildir. Ve Binance da bu noktada sol coin'i listelemiş olmasına rağmen ekmek teknesi mantığının dışında Solana ağına ambargo uygulamaktadır. Helium'a gelince HNT'ye maalesef genel olarak ben de çok fazla yatırım yapılmasını önermiyorum. Zaten Binance'dan delist edildikten sonra coin'in üzerindeki trader oranı korkunç derecede düşmüştür. Yani görüyorsunuz 100 küsürlerde bir popülaritesi var, bir rankı var. Bunun aksine coin'in hacmi 600'lerde. Yani bu kadar düşük bir hacim olabilir mi? Resmen şu anda ölü diyebileceğimiz bir hacmi var yani. O kadar ciddi bir gerileme. O yüzden gerçekten çok iyi bir projeydi aslında Helium. Ama Solana'ya geçerek kendi önünü kesti, kendi önünü kapattı diyebilirim. Neden böyle bir şey yaptıklarını da bilmiyorum. Floki de listede diyor. Yani Floki'nin neden bu listede olduğunu çok fazla anlamadım. Zaten şöyle bir durum yok. İşte ne bileyim bunu almayın falan gibisinden yorumlar yapmak yanlış. İşte bu hafta uzak durun falan tarzında. Çünkü fiyatlar düşecekse bile zaten düşük fiyattan alım yapmak gerekir. Mesela Floki nereye kadar çekilebilir ortalama? 15 noktalarına, 15,1 civarlarına kadar çekilmeler vesaire olabilir ve bu da pozitif karşılanır diye açıklayabilirim. Biraz daha geri çekilme eğilimli, dominans karşısındaki direnci de çok yüksek değil. Floki toplanır mı? Portföyde Floki bulundurulabilir çünkü vaktiyle de 35 günde neredeyse 10x yükselmiş bir kripto paradır. Yılın başında biliyorsunuz ki aynı süreçte birbirinden farklı borsalarda delice listelenen bir Floki coin izlemiştik. O yüzden bence Floki portföye yakışır. Kadena yani
Kadena şöyle söyleyeyim, artık alanıyla alakalı en hype coinlerden bir tanesi olmadığı kesin tabii ki. O yüzden çok fazla önermiyorum. Yani şöyle hatta girip çok kısa bir bakalım. Binance'da da çok olmadı. Yani bir buçuk yıl önce falan galiba Binance'da listelenme yaşadı. Kadena'nın da üzerinde çok fazla trade yok. Bu listedeki hem HNT hem de KDA'ya baktığımızda ikisi de spekülatörler bakımından hemen hemen hiç tercih edilmiyor. Bu da boğa döngüsü içerisinde mevcut hacimsizlikleri piyasadaki genel düşüş noktasında da hareket edebilir yorumunu yapmamıza sebebiyet veriyor. O yüzden evet ben genel olarak Kadena projesini çok fazla spekülatöre alım odaklı olarak önermiyorum. Engine, ben Engine'i severim. Bazı farklı yerlerde delist edildi yanlış hatırlamıyorsam. Bitfinex Engine'i yakın zaman içerisinde delist etti. Fakat buna rağmen ben ENJ'nin hala güçlü olduğunu düşünüyorum ve hiç fena durmuyor. Bu arada tam şu anda bulunduğu pozisyonlardan bir alım yapılabilir. Hem ana destek direnç noktalarına çok yakın pozisyonlarda bulunuyor Eng ve yıllık açılış noktasına da 2023'ün başlangıç noktasına da çok yakın pozisyonlarda olduğu için ben alım gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Sıfırdan girme noktasında yani sıfırdan girilebilir mi Engine'e? Açık söyleyeyim ben sıfırdan girmek için en iyi altcoin Engine'dir demem. Hatta ideal portföyüme koymam. Çünkü neticede bir GameFi Metaverse projesi olduğu için piyasadaki en iyi değildir ama kaçılması gereken de bir altcoin değildir yani olabilir. GMX'i de çok fazla önermiyorum. Önermeme sebebim de bak token üzerinde yakımlar yapıyorlar doğru. İşte yakım gerçekleştiriliyor rutin falan. Ama GMX bir borsa olması ve bu gibi rutinlerinden kaynaklı olarak maalesef regülatörler tarafından çok hoş karşılanmayabileceğini de anlamak gerekecektir. O yüzden bu risklerin farkında olunmalı. Mesela yani illa borsa coin'e yatırım yapılacaksa mesela bence OKX'idir. Yani OKB daha doğrusu. OKX'in şeyi fena değildir yani. Hiç değilse diğerlerine kıyasla. O yüzden ben GMX'i de tekrar söyleyeyim. Çok fazla önermemekteyim. Çok fazla iyi bulmamaktayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.